Canım abim. Hep toprak konuştuk vesaire falan. Böyle hayata dair bakış açını ben çok seviyorum senin. Yani okuduğum Eyvallah. şeylerde, seni takip ettiğim dönem boyunca da öyleydi hep. Sonra sen böyle hikayelerini şarkılarında yazarken aslında bir meram ve bir dert anlatma yolculuğu yap. Senin şarkılarında bir defa hep bir hikaye var. Yani böyle bir dramatik yapısı var onun. Başı, ortası, sonu var. Başlıyor ve bitiyor bir şekilde. Bir epizodun içine sığdırıyorsun o hikayelerini sen. Fakat senin bu akşam ölürüm şarkın tuhaf bir Allah, şekilde eyvah. yani hem efsane bir noktaya geldi hem de böyle çok konuşulur bir hale geldi. İşte bundan dolayı insanlar intihar eder, kendini asar, kendini keser vesaire falan diye gayet keyifli bir şekilde dinlediğimiz bir şarkıydı oysa. Ne dersin bu hikayenin bu tarafı ile ilgili? 2000'li yılların başıydı tabii aslında şarkı. 99 abi ben. Tabii tabii 99 bravo. Ben söyledim sana. Ama öncesi de vardı benim için. Onu Bir şeydir 96'da yani. 96'da Feldfon'dan çıkarmıştım. Albüm 8-10 gün işte neyse bir hafta falan yayınlandı. Sonra durdu. Albüm tutmadı dendi. İşte ne yapacağız, ne diyeceğiz? Elimiz ayağımıza dolaştı. Çünkü çok umutlar besliyorduk. Olmayınca ne Çok yapalım? inandığın da bir şarkı değil mi? İnandığım bir şeydi. Fakat karşılık bulmayınca pılı pırtıyı topladık. Burada da zor durumdaydık. Ekonomik olarak zor durumdaydık. Memlekete döndük, Adana'ya. İyi kötü biraz gözüktük falan filan dedik hani böyle televizyon ekranlarında 8-10 gün de olsa gözüktük. Bir konser verelim dedik. Bir arkadaşımızın kafesi vardı. Orayı tuttuk işte dedik. Ücret de almadı bizde. Sağ Hüseyin diye bir arkadaşımızındı. Orada konser verdik. İki masa geldi konsere. Hatta onların afişlerini bile biz illegal yollardan yapıştırmıştık. Şeyde, gece ikiye doğru Orada da kendi ellerimle yapıştırdığımı biliyorum. Orada da işte tarihi iki masa geldi. Onun yarısı da tanıdıktı, akrabaydı yani. Sadece tek masaydı. 6-7 kişi gelmişti. Aradan bir işte 2 hafta falan geçti. Ömer diye bir gitaristim var. Şimdi Almanya'da o. Ayrıldı, gitti. Hayatını orada idame ettiriyor. Dedi abi dedi Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden bir konser teklifi geldi dedi bana. Nasıl yani dedim. Abi dedi konsere çağırıyorlar. Ciddi misin sen dedim. Bir tane Evet, yani, hatırlar mısın? Hatırlıyorum. Evet, şimdi kaba saba büyükçe bir şey. Evet. Telefonumda o böyle taksitlerini ödüyordum. Hani biz senin işte çaldığımız paralarla falan onun taksitlerini öderken. O telefonuma ilk konser teklifi öyle geldi. Menajerimiz falan da yok tabii tek başımıza kaldığımız için. Dedi baba konsere gelir misiniz buraya Doğu Akdeniz Üniversitesi'ne? Gelirim dedim. Ne kadar ücret istiyorsunuz dedi. Ben de şimdi dedim ki ya 15 gün önce kendi konser vermişiz. Bir takım tel parası kazanamamışız. Yani bu kadar şey paramız yok. Bilmiyorum dedim. Baba dedi 3.000 liramız var. Ne dedim koşa koşa gelirim. Dedi baba sana uçak bileti alacağız. Grup elemanları gemiyle paramız yok dedi. Tamam dedim gelirim ayı biliyorsunuz. Çok ciddi bir paraydı o dönemde. Gittik hayatımızın en kötü uçak yolculuğundan birisiydi. 35 dakika sürüyordu. 35 yıl gibi geldi bana. Hava yağmurlu işte şiddetli fırtına. Yanındaki oturanlar da şey diyordu öyle. Ya diyordu hiç böyle salladığını gördün mü uçağın? Yok dedi ben de ilk kez biniyorum. Ödüm kopuyor eyvah dedim yandık falan mı? Gittik oraya. Orada bayağı şey olmuş yani karşılık bulmuş şarkı. Nasıl olduysa bilmiyorum. Radyolar kendi kendini çalmaya başlamış bir anda. Eski firma da bizi çağırdı. Ya sen ne yaptın hani bu albümü satmaya başladı falan filan diyor dönemde. Vallahi dedim bir şey yapmadım. Vallahi işte nasip etti böyle bir şey. Yol araladı gidiyor. Ama Kıbrıs'ta çok enteresan bir şey oldu. Sahneye çıkacağız. Dedi ki buraya gelmeyin. İzdiham var burada diye. Yani öyle, nasıl yani dedim. İzdiham var burada dediler. Affedersiniz. Ondan sonra gittik bilet satış noktalarına hakikaten bir kalabalık var. Ben aklıma şey geldi benim. Dedim ki ya bizden sonra hani ünlü birisi çıkacak. Bizi dedim mürted olarak önden sürüyorlar. Şuhur falan filan. Hikayesi gibi değil mi? Bizi sunuyorlar çok önden. Iyi ya. Aklıma o geldi. Ya hatta sordum dedim bana bak bizden sonra kimse çıkmayacak. Vallahi yok. Benim böyle bir kitlem yok dedi. Yok ki dedim. Yani 15 gün önce kendi memleketimde konser verdim. İki masa gelmedi diye. Kimse inanmadı. Gittik. Şey işte kulise getirdiler. Kuliste efendim Murat Bey basın mensupları geldi dediler. Tek tek mi alalım dediler. Yok lan dedim hepsini birlikte alın dedim. Hayatım boyunca bugünü bekledim falan diye geldiler sağ olsunlar. Sorular sordular işte ya biz sizi hani şöyle biliyorduk falan. O olaylar orada duydum. Sonra yayıldı. İntihar vakaları falan dedi. Dedim ben hiç böyle bir şey için yapmadım. Şarkılar insan hayattan koparmaz. Hayata bağlar tam tersine. Çok kalabalık geldiler. Bayağı binlerce insan da dışarıda kalmıştı. Hayatımın en önemli konserlerinden birisidir. Buradan Kıbrıs halkına yürek dolusu selamlar, saygılar, sevgiler gönderiyorum. Onların bu akşam dinleyeceğiz herhalde. Haklarını ödeyemem. Müthiş sahiplendiler beni. Oradan orada yayılmaya başladı. Yani normalde albüm çıkartırsınız bilirsiniz. Sektörün merkezi burasıdır. Kalbi İstanbul'dur. İstanbul'dan yayılır. Ama burada tersine bir göç oldu. Böyle burada tersine bir akım oldu. Anadolu'da
sıçradı oradan. Kıbrıs radyoları çalmaya başladı. Akdeniz radyoları oradan hiç Anadolu'ya çalınmıştı. Hatta ben anlaştığım firmaya gidip hani Ozan abi patron gittim dedim. Abi dedim yıkılıyor ortalık hani şöyle böyle. Yok ya dedi benim haberim olur da öyle bir şey olur. Abi hikaye... İnandıramadım. Hikaye çok uzun da. Hani hikayesi böyle çok... bu kadar güzel olan bir şarkıyı. Evet, yani. Bir de bize söylesen de dinlesek. Evet ya. Ha?